Ben ilgilendim ama olacak gibi der. Herkes bir bok oldu, hepsi birden kaçtı. Zaten mahkemeler vardı falan diye abuk subuk konuşmaya başladıydı. Bir tarafı toparlayayım derken bir taraf gidecek elden. Babanın abinin bunca emekleri heba olacak. Ne yapayım Ali abi? Arkalarını mı bırakayım? Biri ölü gibi yatıyor, biri sır olup gitmiş. Neyse, kendi durumu yarın gözlerine görürsün. Çok çaresiz görünüyorsun. Seni böyle görmek istemiyorum. Dünden bir şey gelmiyor. Senin kendini bırakmaya hakkın yok. Aileyi sen toplayacaksın. Herkese umut dağıtacaksın. Hepimizle ilgileneceksin. Benim senden başka tutunacak dalım yok. Evde kadınların da, çocukların da senden başka tutunacak dalları yok. Hem küçük oğullar bugünler için değil mi? Sana oğlum sağ salim de vereceğim. Daha önce bulmadım bu şekilde. Amerika'da da bulur. Gerekirse bu iş için bütün servetimi dökeceğim. Sana onu getireceğim. Yeter artık. Güzel gözlerinde yaş kalmadı. Ağlama. Alo Seyhan. Ha, söyledin mi Bekir? İyi, bekle beni. Seninkinin açı canı sıkılmış, gidiyoruz diye. Kaç aydır uğraşıyor çocuk. Gide gele helak oldu. İşlere mi yetişsin, bizlerle mi ilgilensin? Değmeni mi arasın? Kaç parça oldu? Sizlerin de kalmadı tabii. Sen onun kusuruna bakma. Sarma. Artık o da benim oğlum. Şu acılı günlerimde sen olmasan ben ne yapardım Ali? Güzel günlerimiz de olacaksın. Bakın ben şimdi. Bu yüzük takmış pırlanta aşkımızda geçmişi, bugünü ve yarını ifade ediyor. Her şey güzel olacak inşallah. İnşallah. Tamam. Bir de böyle deneyeyim. Senin evli kirletecek durumu yok. 20 kişilik aileye bakıyorum. Uzun etmezse ha. Dikkatli olun. Bırak biz bir gidip bakalım. Onlar bu işi polisten moristen daha iyi bilirler. İtin şeyini adam kaçsa çekip vururlar, bilmiyor musun? Bir de senin başına bir iş gelirse anam dayanamaz. Bak şirketler de yeni toparlıyor. Yazık. Ya hazır götüren var. Şu ahiret dünyada Amerika'yı da göreyim. Bırak adam be. Bırak adam be. Ali Bey bu ne ya? Yukarıda Allah baba oturuyor herhalde. Merhaba Ayşe. Kusura bakmayın, karşılamaya gelemedim. İşten kurtulamadım bir türlü. Olsun. Olsun, araba gönderip abi de gidelim. Gidelim mi? Gidelim. Asansör evin içine girmiş. Şuraya bak. Akıllara zarar vallahi. Ya ağam böyle bir yere bırakıp gidilir mi ya? Ehlen. Ana Ali Hamzoğlu. Ayşe Hanım bize şu evi gezdirin bakalım bir. Ayva. Ya Apini. Kimle konuşuyor? Uzaktan akrabaları anası hediye mi diye göndermiş de onu verecek. Yukarıya mı çıkıyor? Ha Mehdi.
Biz geldik. Nasıl yapalım? Tamam. Adres var bende. Tamam. Ali Bey, yukarıda bir havuz var. Görmelisin vallahi, rüyada gibiyiz sanki. Şaşırmam Bekir, burası sıra gibi vallahi. Seymen son zamanlarda Bahar'ı mutlu etmek için ne yapacağını şaşırmıştı. I don't know what was his problem. Just remember, I'll talk to you later. May I help you? Mrs. Bahar Karadağ. Kanser. Sleep. Mışıl mışıl. Transfer. Bu klinik. Who are you guys? Oh, right. They just called from above. You must be Gabriel's assistants. Aslında tane tane konuşsa var ya, hepsini anlayacağım. Ali Bey, benim bu İngilizce hep istadım vardı. Vallahi işte üstüne gidemedik ya. Odayı buldunuz demek. Bulduk, anlattı her şeyi. How are you, Nancy? Good. Mm-hmm. Who are these characters? Her şeyi anladım. Bahar, your family's here. Now I'm not gonna let them stay too long, and I'll send them away. Gelin al. Gelin al. Ölü gibi yatıyor bu. Bahar. Korkma bak, biz geldik artık. Sana Seymen'i bulup getireceğiz buraya, tamam mı? Merak etme sen. What is your name? My name is Ali Hamzoğlu. Hold on. Bekir. Zor iş. Hiç ipucu yok. Çok geniş araştırmak lazım. Ve bu da size çok pahalıya patlar. Sen parayı düşünme. Biz ne yaparız ona bakalım. Bir ipucu var. Nedir? Aman. Bunların deli bir kızı var. Bazı şeyler mani olurmuş ona. Biz gelmeden önce de bazı rüyalar görmüş. Onu diyor. Muhammed, cipni gisteri ya. Biraz daha gayret etse bulacak gibi ha. Tell me something. Is that the same ring as the one you fellas were talking about? Bahsettiğimiz yüzüğün aynısı mı bu? Aynı yüzük. Eğer orada iyi göremiyorsa kağıdın üzerine çizim. Yok. Kendisi büyütür. Evinde DNA testi bile yapar. Eski polis müfettişidir. Medyumlukla kafayı bozunca polislikten atılmış. Bu da bunların Dicle'si, iyi mi? Tell him to tell me about the dream again. Bir daha rüyayı anlatabilir misiniz? Anlatayım. Böyle kargacık burgacık Çin yazıları gibi şeyler görmüş. Çevir. See the Chinese letters. Bir de böyle çekik gözlü Çinliler görmüş. Chinese faces, Chinese eyes. Bir de ağamın yanında böyle güzel bir kız varmış. Also, ama yüzü gözü kirpas içerisinde. And dirty face. Drama. Ya bu hot dog dedi değil mi? Evet. Hot dog. Hot sıcak. Dog ne ya? Dog. Domuz olmasın? Yok, domuz değil. Sen dursana bir dakika, ben şuna bir bakacağım ya. Hemen yeme, dur. Dog. Dog, köpek ya. Köpek eti mi yiyoruz? Vallahi ben yemem.
Ya Ali Bey. Yat, at bu yat. Hoş geçelim ya, hoş ya. Aslında iyi bir çocuk kazanmışız lan. Böyle bir çocuk olan bir sorun var. Baksan gör kaçın sonra. Merhaba kardeş. Türk müsün? Merhaba. Ali Bey sesim geliyor mu? Vallahi helal olsun. Adamlar toplu taşıma işini çözmüşler. Bak bu bizim aklımıza hiç gelmediydi mesela. Dönünce ilk işim bizim arabalarda birbirine ekleteceğim. Çoluk çocuk rahatça binsinler. Ya bir yere giderken kaç araba birden kalkıyor. 10 gün oldu Mehdi. Hala bir haber yok mu? Sabrımız kalmadı artık. Tamam, sonra konuşuruz. İyi oldu. Sabrımızın kalmadığını bilsin. Ali Bey, bu kilise ne büyük. Bizim oradakiler minnacık. O zamanın cemaatine kadarcık. Hristiyanlık daha yeni yayılıyor o zamanlar. Zamanla işi büyütmüşler desene ha. Gel bir içine bakalım mı? Allah her yerde Allah Ali Bey. Gel birer mum da biz dikelim. Belki buradan duyar bizi. Hem buralar al. Ama daha yak. Allah'ım, bak buralara kadar geldik. Eli boş, gözü yaşlı gönderme bizi ya Rabbi.